7 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Zeynep ve ablan elimde. Eğer ikisinin de yaşamasını istiyorsan borcunu ödeyeceksin. Nisa. Emre, şuna bir baksana. Zeynep ve ablan elimde. Eğer ikisinin de yaşamasını istiyorsan borcunu ödeyeceksin. Nasıl? Nasıl? Abi bu senin borcun değil ki. Nasılsınız? Fulya. Fulya ne oldu? Münevver abla mı kaçırıldı? Ne? Babacığım dur bir, dur bir. Ne? Ne oluyor ya? Biz kuaföre gidiyorduk. Birileri önümüzü kesti. Bizi zorla arabadan indirdiler. Sonra şoförü etkisiz hale getirdiler. Münih ile Zeynep ablayı arabaya attılar, bastılar, gittiler. Allah'tan ben direndim, kurtuldum. Şoför takipte. Peşlerinden hızla gitti. Ben ne istiyorlar anlamıyorum. Fulya, sen şimdi sakin ol. Tefecilerin işi bu. Şimdi bana mesaj atmışlar. Sen hemen güvenli bir yere git Fulya. Fulya, sen Zeynep'in çiftliğine git. Oradan çıkma, tamam mı? Kal orada. Tamam. Evet, düğünü iptal ediyoruz. Artık burası hiç güvenli değil. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Düğünü başka zaman yapacağız. Hadi, kusura bakmayın. Hadi abi. Hadi, hadi. Kemal, sen de Deniz'i al, babanı al. Hemen Zeynep'in çiftliğine gidin. Orada bir arada duralım. Çünkü orayı güvenliğe alacağız, tamam mı? Hep yüzünden değil mi, ha? Abi tamam, şimdi hiç sırası değil Allah aşkına ya. Sonra halledeceğiz. Hadi. Hadi. Gördün mü, ha?
Peşlerindesiniz değil mi? He? Neredesin şimdi? Peşlerindeyim abi. Gezdeyi geçtik şimdi. Ankara önüne doğru gidiyoruz. Geliyorsunuz değil mi abi siz de? Geliyoruz, geliyoruz. Sen sakın peşlerini bırakma. Takipte kal. Tamam mı? Tamam, tamam abi. Hadi gazamız mübarek olsun abi. Hadi irtibatta olalım, hadi. Senem, sana şimdi 2 numara yolluyorum. Bunların sinyal takibi lazım. Yalnız çok acil. Tamam mı bak? Adam kaçırma bak Asya. Hadi. Hemen ilgileniyorum. Amirim. Şu 2 numaranın sinyallerini takip ediyoruz. Emre Başkomiser'e acilen onların konumlarını geçeceğiz. Hemen. Alo doktor, duyuyor musun beni? Şimdi hemen acil. Çiftliğe git. Çocukların yanına. Oradan da çıkma. Çok acil. Zeynep yok mu başlarında? Vistin var benim, çıkamazsın. Ya doktor, sana durum acil diyorum. Zeynep'le ablamı kaçırdılar. Sen çocukların yanında durmalısın. Hadi çok acil. Bir dakika, bir dakika. Ne diyorsun sen be adam? Ne kaçırması? Kim neden kaçırır Zeynep'i? Alo? 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 Seni yapacağım işte. Seni de. Ahmet! Çok şükür buradasın. Ne oldu Meltem? Niye koşturuyorsun çocukla? Sahra çok kötü ateşlendi. Ne yapacağımı bilemedim ben de evde. Korktum ben de, atladım bir taksiye geldim. İlk kadar çocuk da tek başıma bıraktım beni evde. Saçmalama, ateşi falan yok çocuğun. Derece yok muydu evde? Nereden uyduruyorsun? Ya cayır cayır yanıyordu çocuk. Dışarı çıkınca serinledi herhalde. Of Meltem. Gel çocuk doktoruna gidelim. Getirin, taksiye para vermem lazım. Saldırıya uğradık. Ne? Saldırıya mı uğradınız? Ya dışarıda durmayalım. Hadi getirin parayı lütfen. Tamam, tamam. Peki Zeynep Hanım nerede? Ya bilmiyorum. Menüyle ikisini birileri kaçırdı. Ben ellerinden zor kurtuldum. Aa! Görüyor musunuz başımıza geleni? Durun, durun. Getiriyorum hemen. Polise haber verdiniz mi bari? Verdim tabii ki. Emre ile Sinan abi erkek tarafının evindeydiler ya. Kadir abinin evinde, hepsinin haberi oldu. Şu şey meselesi yüzünden. Kadir abinin oğlunu tehdit edenler mesaj atmışlar. Allah kahretmesin. Çocuklar bahçede düğün hazırlıklarına bakıyorlardı. Alalım onları içeri, dışarıda durmasınlar. Tamam. Evime davetlileri aramam lazım. Akşamüstü bir sürü insan gelecekti. Düğün iptal mi yani? Ne yapalım Ayşe Hanım? Yapalım isterseniz. Ay, ay vallahi. Yani affedersin. Kafam allak bullak oldu. Ne bileyim işte. Çocuklar. Hadi bakayım. Hemen içeri girin. Hemen içeri. Ya ne oldu ki? Bir şey yapmadık. Hemen trafiği izliyorduk. İçeride ne var ki zaten? Bak canım benim. Bazı şeyler oldu. Sonra anlatırım size. Tamam mı? Düğün iptal. Hayda. Ne oldu ki Ayşe abla? Ay sormayın. Çocukları al Mehmet Efendi. Doğru içeri. Hadi sonra anlatırım. Hadi. Bakar mısınız? Siz de çalışmaları durdurun lütfen. Düğün hazırlıklarını durdurun. Olur mu? Biz size gerektiğinde haber vereceğiz. Düğün iptal mi oldu? Evet, evet düğün iptal. Biz şirketinizi arar, haber veririz. Olur mu? Hadi, hadi çocuklar, hadi, dur, hadi içeri, hadi. Hadi gelin içeri girelim. Gene meymenetsiz bir olay oldu kesin. Ya ne oldu ki? Girin içeri, anlayacağız bakalım ne oldu.
Çabuk verin telefonları. Verin dedim size. Kurtul bunlardan. Ya benim çocuklar... Aa! Ya bütün resimlerim, telefon numaralarım içindeydi ya. Ya bir telefon kaç para, senin haberin var mı? Ya sen de bir şey söylesene canım. Can abi! Can abi! Çok korkunç olaylar oluyor. Ne oluyor? Düğün iptal oldu. Aa, niye ya? Zeynep ve Münih'i kaçırmış birileri. Ama bu sefer Arzu annemle ilgisi yok. Ne diyorsun kızım sen ya? Allah Allah. Siz burada kalın, sakın ayrılmayın, tamam mı? Bir daha ateşini ölçmeden sokağa dökme çocuğu. Hiçbir şey yok kızım, hiçbir şey. Dünya kadar gereksiz zaman kaybettirdin bana, dünya kadar. Ya birkaç saat daha fazla vakit geçirdin kızınla. O da mı çok geldi? Kızıma vakit geçirmek için doktor muayenesine gerek yok. Düzenimi kurayım, göreceğim ben kızımı. Hadi Meltem, hadi sallanma. Hayır yani, ne bu acele? Anlamadım. Zaten çıkıyordun hastaneden. Bak ben sana ne diyeceğim. Sen bizi şöyle güzel bir yere yemeğe götürsen bizi. Ha? Zaten konuşacaklarım vardı sende. Ha, işin aslı şimdi anlaşıldı. Ateşmiş. Bak seninle konuşacak zamanım yok benim. Aç kapıyı. Nafakayı arttırmamı istiyorsan havanı alırsın söyleyeyim. Ha zaten bize gelince hiç vaktin yok. Sıralamada kaçıncıyız senin hayatında çok merak ediyorum. Kızım bir numarada. Seninle boşandık. Aç kapıyı. Zeynep dedi boşandın ama o hayatın hep birinci sırada. Bak, çocuğun yanına bağırmak istemiyorum. Aç kapıyı, gir içeri. Hadi. Ahmet ya, benim çok acil bir lavaboya girmem lazım. Sana zahmet Sara'ya birkaç dakika bakabilir misin? Geç sen mutfağa, gelirim ben. Meltem, hadi artık çıkmam lazım benim. Ay çok affedersin, terlemişim de. Bir üstümü değiştireyim dedim. Kahve yapayım diyorum kendime. Sen de ister misin? Benim acil çıkmam lazım. Alt tarafı bir kahve canım. 5 dakikanı bile almaz. Bilemedin. 10 dakika. Meltem. Benim çıkmam lazım. Şimdi. Ama benim gibi kahve kimse yapamaz sana. Sen de biliyorsun bunu. İtiraf et. Benim gerçekten çıkmam lazım. Senin de ihtiyacın var ha? Ben çok özledim seninle kahvecimizi. Sen özledin mi? Meltem. Alt tarafı bir kahve. Ne olabilir ki?
Bir kahveden bir şey olmaz diyorsun yani. Öyle mi? Hemen yaparım ben sana kahve. Aa, ağladı iyi. Bir ilgilen istersen. Sonra görüşürüz. Ne oldu kızım? Ne istiyorsun sen? Ne? Ya Gürcan abi belki adamları yakalamıştı. Ben Gürcan abi arıyorum ya. Arama evladım. Meşgul etme adamı. Takipte adam. Hem belki Sinan Bey'le de irtibattadırlar. Ya ne yapayım Ayşe teyze? Merak ediyorum. Alo? Abi iyi misin? Yetiştin mi annemlere? İyiyim abiciğim, iyiyim. Daha yetişemedim. Peşlerindeyim hala. Can bak abiciğim, bunlar çok tehlikeli insanlar. Kapıyı, camı, pencereyi her tarafı kapatın, tamam mı abiciğim? Çok dikkat edin. 300 metre önündeler zaten. İlla ki göreceğim nereye götürdüklerini. Sinan abiler de peşimde. Hayır! Can kapat abiciğim, kapat. Kapat abim. Lastikler patladı Can, kapat abiciğim. Kahretsin ya. Ay bak görüyor musun? Arama dedim evladım sana. Eyvah, takip de edemez şimdi. Tamam. Tamam, herkes gergin. Sakin olun. Ah be çocuğum, arada bir insan laf dinler değil mi? Tamam, Sinan abiler halleder bir şekilde. Herkes biraz sakin mi olsa? Nasıl halledecekler ya? Tek bir iz vardı, adam güzel güzel izini sürüyordu işte. Sen ne halt etmeyi arıyorsun ki? Emreler gerektikçe arıyor zaten. Sen de bilmeyi ver. Ya Fulya abla bir sakin mi olsan? Ayşe teyze bir sakinleştirici cevap verir misin? Allah kahretsin ya. Serserinin teki gidecek, kumar oynayacak, tonla borç yapacak. İnsanların hayatı tehlikeye girecek, benim düğünüm kalacak. Bana mı güvenip yaptı ya borçları? Bacım bir sakin ol. Bak herkesin canı sıkkın. Sen de canına yapma böyle. Tamam mı? En yakın zamanda iyi bir haber alırız inşallah. Kes sesini be sen de. Sizin yüzünüzden de aziziyet çekmedik biz. Ya gitsin kendi evine, boş duvarlara kafa atsın. Uğraşamayacağım ben buna ya. Tamam. Sakin olun çocuklar. Hadi siz gidin çocukların odasına. Hadi kızlarla ilgilenin. Hadi çocuğum, hadi. Gürcan değil mi bu ya? Ne olmuş ona ya? Hayırdır, ne oldu ya? Sorma abi ya. Can'a dert anlatmaktan yolda çivi varmış, fark etmedim. Lastik patladı. Baksana lastik patlamış. Ne kadar oldu peki? Bir 10 dakika falan oldu abi. Şu yöne doğru gittiler. Ben de servis çağırdım, bekliyorum şimdi. Tamam hadi haberleşiriz, hadi. Tamam abi. Başkomiserim, telefonların sinyaline ulaştık. Konuma en yakın ekibi yönlendirin. Telefonunuza da koordinatları atıyorum. Tamam Senem. Ben emir vermeden kimse bir şey yapmayacak, anlaşıldı mı? Anlaşıldı başkomiserim. Komiserim, bir şey sorabilir miyim? Sizin bugün nikahınız yok muydu? Yani eğer isterseniz ben... Vakayı devralabilirim. Siz nikahınıza geç kalmayın. Ya kızım, gelinler kaçırıldı. Ne nikah, ne düğünü ya. Komiserim, Fulya'yı mı kaçırdılar yoksa? Yok. Fulya, bir şey yok Fulya'da, onu bilirsin zaten. O elinden geleni yaptı da. Kaçırılan Sinan komiserimin ablasıyla nişanlısı. Hay Allah ya. Amirim. Şimdi sağdaki ekipten haber geldi. Telefonları yola atılmış olarak bulmuşlar. Telefonları mı atmışlar? Kahretsin ya. Tamam Senem, tamam. Hadi yaklaştık biz, kapat. Kötü oldu. Çok kötü oldu abi.
Hadi bakalım, in aşağı. Tamam anladım. Yaptınız, hazırlandınız da yani iptal düğün ne yapayım? Başkasını da aramam lazım daha. Tamam, tamam. Ha, anneni ver anneni. Anneni ver. Ha, Nimet ay Nimet abla. Yok yok hazırlanmayın, çıkmayın hiç. Düğün iptal. İptal diyorum, iptal. İptal diyorum Nimet abla, nesini anlatamadım? Ah Kadir Bey, buyurun, buyurun. Ha Nimet abla, tamam sen bütün mahalleliye söyle. Çok bitkin görünüyorsunuz Kadir Bey. Evet, evet, düğün iptal. Geçin. Hayır, bir vukuat oldu. Öyle bir şey değil. Başka bir gün yapacağız. Geçmişler olsun. Ayşe Hanım, benim yüzümden onlara bir şey olursa... Yok, yok, yok. Yok, olmaz öyle şey. Kötü düşünmeyeceğiz Kadir Bey, lütfen. Ama bak daha yeni iyileştiniz. Olmayacak, öyle bir şey yok, yok. Kendinize işkence yapmayın Kadir Bey. Senin yüzünden değil Kadir abi. Bu solucan kılıklı oğlun yüzünden. Kaç kişinin hayatı tehlikeye girdi ya senin yüzünden? Ha? Kaç kişinin hayatı tehlikeye girdi? Ne olacak bu çocuklara Zeynep'e bir şey olursa? Konuşsana! Sinan abi senin yüzünden hayatını tehlikeye attı. Ablası düğün gününde can korkusu yaşıyor ya senin yüzünden. Beyefendi kumar oynayıp keyif yapacak diye benim düğünüm neden ortada kalıyor ya neden? Yettin be sen. Bana baksana. Kaçmadı ya nişanlın yarın evlenirsin. Bunu mu savunacaksın bana? Bu insan taklidi yaratığı mı savunacaksın? Terbiyeni bozma. Sen mahkeme misin? Hakim misin? Yargıç mısın sen? Nesin? Gerginlik yetmiyormuş gibi bir de kafamızda bık 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 bık. Deniz. Ne? Deniz buraya gel. Ne aile ya? Ne aile? Baba ben dışarı çıkıyorum. Bir şeye ihtiyacı olursa söylersin. Bak kızım. Biz kimseden yardım istemedik. Kendi göbeğimizi kendimiz kesecektik. Ama senin gibi görmüş geçirmiş bir kıza bu lafları hiç yakıştıramadım. Ayrıca sen hepimizden daha iyi biliyorsun. Bir nevi hastalık, bağımlılık. Hastalık, hastalık ha? Hepsinin de bahanesi bu. Fulya Hanımcığım, bugün siz fazlaca dağıldınız. Bakın, ben çocukların olduğu yerde gerginlik asla istemiyorum. Eğer sakinleşemeyecekseniz, lütfen rica ediyorum mutfağa geçin oturun. Lütfen. Ayşe Hanım. Neler oldu burada böyle? Çocuklar odasında ne olur onlarla ilgilenin. Ben biraz dağıldım çünkü. Can, neredesin? Buraya gel oğlum.
Vay, ben çok daraldım. Bu çok fena yufka. Nefes alamıyorum. Oh. Ya kardeşim, ne olur kenarda indirin bizi. Vallahi şikayetçi olmayacağız. Ben zaten yüzünüze bakmadım. Sizi sokakta görsem tanımam. Bak, haberiniz olsun. Benim kardeşim üst düzey polis. Yani şimdiye ortalığı ayağa kaldırmıştır kesin. Siz gelin, vazgeçin bu işten. Senin olayın ne kardeş? Duydun işte içeride konuşulanları. Neden oynuyorsun ki kumar? Bunu bana ilk soran sen oldun, biliyor musun? Nasıl ya? Kimse sormadı mı daha önce? Karım bir iki defa sordu. Ama üçüncüyü sormadı. Sonra annesinin evine gitti. Babam bastı küfrü. Yığıldı kaldı orada. Kardeşlerim benim yüzüme bile bakmıyor. Arkadaşlarım bırak soru sormayı, selamı sabaha bile kestiler benimle. Doktora görünsen. Yani çok paranı alırlar, evet. Ama kumardan daha az ödersin. Yani hiç mi tutamıyorsun kendini, oynamadan duramıyor mu? Biraz sıksan kendini şöyle. Evet, nedir? Komiserim, şu yol kenarında bulduk bunları. Bunlar hiç kullanılmamış ya. Yok, ikisi de kullanılmamış. Evet. Şimdi bunları merkeze bir gönder. Detaylı bir parmak izi baksınlar. Tamam amirim. Hadi kolay gelsin. Eh Senem. Bu güzergahtaki bütün kameraların izlenmesini istiyorum. Evet evet, yani dükkan kamerası olur, trafik kamerası olur, ne olursa işte, tamam mı? İsteyeceğinizi tahmin ettim amirim. Çoktan baktırmaya başladım bile. Ama o güzergahta çok az kamera var, bilginiz olsun. Tamam artık, yani ne bulursak bakacağız. Kadir, bu ne? Sana almıştım. Şöyle ağız tadıyla bir evlenme teklif edecektim sana. Şimdi müsaade edersen sana önce bir şeyler söylemek istiyorum. Allah Allah ya. Gerçi hani ortam ve kıyafetim senin hayal ettiğin gibi değil ama artık idare edeceksin. Ah Kadir Bey, ah. Münevver Hanım, şu gamlı dünyada bana ışık oldun. Arkadaşım oldun. Ya bir baktım, nereye gitsem, ne yapsam, ne yesem, ne içsem. Hep diyorum ki, ya keşke Münevver de burada olsaydı. O olsaydı şimdi ne derdi, nasıl gülerdi, nasıl sinirlenirdi, ne yerdi, ne içerdi. Ya bir baktım, ben 24 saat seni düşünür olmuşum. Ah Kadir Bey. Yani ben artık bir dakikam bile sensiz geçsin istemiyorum.
benimle evlenir misin? Doktor tabii hastamızı sakın üzmeyelim dedi. Bu durumda ne yapacağız? Mecburen evet diyeceğiz. Düğün mü kalmış? Şu halimize bak. Ne konuşuyorsun? Gitti ya, gitti. Kesin sesinizi. Yani şimdi dışarıdaki adamın kumar borcu varmış. Tefeciler buna karşılık Zeynep'le Münevver Hanım'ı mı kaçırmış? Ya, maalesef. Ama asıl amaç Sinan Bey'e gözdağı vermek tabii. Çünkü Sinan Bey çeteyi çökertmiş. Reislerini hapse attırmış. Kızı da intikam olsun diye Münevver Hanım'la Zeynep Hanım'ı kaçırmış. Ama yakın takipteler. Bütün emniyet teşkilatı peşinde. Çok kısa zamanda da sonuç alınır inşallah. Ben kızlarla canı alıp gidiyorum bu evden. Bu nasıl bir hayat ben anlamadım ki. Her şey normale dönene kadar benim yanımda kalacaklar. Oh, böyle bir şey olmaz efendim. Katiyen olmaz. Yani ben o çocuklardan mesulüm, biliyorsunuz siz bunu. Sonra ben annelerine nasıl hesap veririm? Katiyen olmaz. Vay. Herkes aklını oynatmış bu evde. Asıl olacaksa burada olur. Tamam baba, sen sakin ol. Ben gidip konuşurum. Sen kızların yanına git, hazırlansınlar, tamam mı? Ayaklarım şişti. Ay, ilacım nerede ya? Ay, çok fena. Çok fenayım. Ben onu kalıpçıya verirdim, hallettiriverirdim ya. Attın gitti ayakkabı, Allah Allah. Ay, nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. Kesin sesiniz demedim ben size. Ayşe dedi, sen benim babamın yeni evini görmedin. Çok güvenli bir yer. Hiç endişe edilecek bir şey yok. Babanın yeni evi nereden çıktı çocuğum? Babam yeni bir ev aldı kendine. Ama ev benim üzerime. Yani artık orada yaşıyor. Şahane bir düzen kurdu kendine. Ya Meltem de orada olmadığı için rahat rahat gidip gelebiliriz. İçin rahat olsun yani. Emin misin bak? Ay, sanki eve bassalar uçan tekmeler atıp çocukları kurtaracak da. Yani aslında benim için de çok iyi olur. Ya baksana, ev çığırından çıktı, ne yapacağımı şaşırdım. En azından çocuklar hafta sonunu orada geçirir tabii. Ayşe Hanım, nikah memuru geldi.
Tüh tüh tüh, görüyor musun? Ona haber vermeyi unuttuk. Tüh tüh. Gelin bacım. Bak yapma böyle. Allah insana çaresiz dert vermesin. Kes sesini be. Evin kadrolu terapisti misin nesin? Git başımdan. İnsaniyetimizden konuşuyoruz. Ama seni alacak adama acıdım şu an. Ya ne diyorsun ya sen? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Sus diyorum sana. Sus diyorum. Sus diyorum. Ay yok, olacak gibi değil. Çok fenayım. Vay, nefes alamıyorum. Oh. Aa, gördün mü bak? Ay. Krizi tuttu, krizi tuttu. Neydi o? Nereydi? Arabadan bir şey düştü. Aa! Ceket gitti, gördün mü? Evet. Ay bir şey değil, benim ceket uçtu. Aa! Ay olacak şey değil. Ay kusura bakmayın memur bey. Bu evde öyle ters şeyler oluyor ki sizi aramayı unuttum. Önemli değil, çok geçmiş olsun. İyi günler. Sağ olun. Ayşe Hanım, siz de şuna bir bakın istiyorsanız yani. Böyle giderse evde tabak çanak kalmayacak. Ay vallahi ne oldu bilmiyorum bu kıza, hiç anlamadım. Hadi bakalım. Vallahi ben de şoktayım Ayşe Hanım. Yani dünyanın en sakin, en kibar, en nazik kızıydı. Şimdi içine şeytan kaçmış gibi. Hadi bakalım kızlar, yürüyün. Baba geçerken Melis'i evine bırakacağız, tamam mı? Tamam oğlum. Bir an önce çıkalım da şuradan. Ayşe Hanım, gelişmelerden beni haberdar edersiniz. Yemeklerini ihmal etmeyin ne olur. Her öğün pizza, hamburger yemesin çocuklar. Merak etmeyin siz. Hadi kızlar, hadi. Amirim. Ekipler takip ettiğiniz aracı yolcunun da terk edilmiş olarak bulmuşlar. Şu an 1 kilometre kadar ilerinizde. Anlaşıldı. Of. Ha, bak bak şuradalar. Hiçbir şeye dokunmadınız değil mi? Hayır amirim. Güzel. Olay yeri inceleme gelecek. Parmak izi alacak buradan detaylı. O ne abi? Zeynep'in evinin anahtarı bu ya. Ne demek abi şimdi bu? Bilmiyorum ama... ama arkasına iz bırakmak istediği kesin. Herhalde onu yapmaya çalışıyor. Ömrüm onlar benim. Misafirler size teslim. Biz gidiyoruz. Teşekkürler. Hoş geldiniz efendim. Nisa Hanım da sizi bekliyordu. Hemen haber veriyorum. Kız, bana bak. Bana hiç normal gelmiyor bu işler ha. Siz yoksa Kadir'le bir plan falan mı yaptınız? Yani beni balayı oteline falan mı getirdiniz yoksa kız ha? Ha tabii biz oturduk, düşündük. Sana güzel bir saldırı tiyatrosu hazırlayalım dedik.
Dedik ki çivi çiviyi söker. Biz onu öyle bir korkutalım ki bütün korkularından arınsın dedik. Nasıl ama? Bu ne böyle otel motel? Baksana. İnsanlar güler yüzlü, nazikler falan. Ne bu yani böyle şimdi? Emin ol sen evliliğe huzurlu bir başlangıç yap diye değil bunlar. Yani biz basbayağı kaçırıldık işte. Ne bileyim yeni trend bu herhalde. Öyle kaba saba kaçırılmalar yok artık ne bileyim işte. Vallahi ben hiç ikna olmadım. Siz bana kesin şaka yaptınız ben biliyorum canım. Hoş geldiniz hanımlar. Buyurun lütfen kapıda kalmayın. Sizin böyle ayaklarınız üşüyecek. İçeri geçin bir terlik verelim size. Siz bana tuttunuz burayı. Böyle otelde kalmacalı falan kına yapacaksınız. Güzel, iyi fikir. Tövbe estağfurullah ya. Sor bakalım hanımefendiye biz neden buradayız? Hanımefendi, biz neden buradayız? Kardeşiniz Sinan Bey hiç üzerine vazife olmayan işlere burnunu soktuğu için. Kemal'in kumar borcu olabilir mi? Evet, aynen öyle. Yani eğer sakin olursanız... Bu süreci burnunuz bile kanamadan atlatabiliriz. Siz şimdi geçin dinlenin biraz. Buyurun. Madem. Sokak burası ya. Dön abicim sen dön. Dön şuradan. İnsan bir işaret bir şey koyar ya. Böyle fare gibi deliğe tıkıldık. Boş ver, dert etme. Bak, şimdi nikahta olacaktık. Kalabalık, kıyamet, bir sürü stres. Boş ver, her şey olacağına varır. Sen de oh neredeyse sevineceksin ha. Yani yok da. Üzerimden de büyük bir yük kalkmadı değil ha. Ya Münevver abla o konuyu halledeceğiz. Şuradan bir sağ salim çıkalım önce. Tabii. Hayır şeyi anlamıyorum. Para için bizi kaçırdılarsa yani Kadir abinin oğlunu kaçırabilirler. Sinan'la ne işleri var? Yani. Evet. Şimdi bir mesaj kaydedeceğiz. Sinan Bey için. Ne mesajı?
Bak hanımefendi, sen Sinan'la uğraşma. Onu tehdit etme. Vallahi sen zararlı çıkarsın. Yok, yani sadece bir iki kelime iyi olduğunuzu söyleyeceksiniz, o kadar. Ha bir de bulunduğumuz yerle ilgili en ufak bir imada bulunacak olursanız kaydı keserim. Yoksa burada sabaha kadar uğraşmak zorunda kalırız. Anlaştık mı? Tabii tabii. Güzel. Hadi başlayalım o zaman. Ben mi şey yapacağım? Hı hı, buyurun. Sinan. Kardeşim. Vallahi biz çok korkuyoruz burada. Sinan biz iyiyiz. İyiyiz, merak etme. Çocuklar da şey yapmasınlar, korkmasınlar. Can'ın bir ödevi vardı tarihi çeşmelerle ilgili. Son 3 günü kaldı teslim etmesine. Aman onu ihmal etmesin. İyice şey... Teşekkürler. Şahane oldu, teşekkürler. Sıra bende o zaman. Sinan Demir, Kemal'i kurtarmak için senetlerimizi yaktın. Demek ki onun borcu artık senin borcun. 48 saat içinde parayı getireceksin. Ben seni arayacağım. Ya bizde ne gezer o kadar para ya? Ya bizim bir evimiz var, bir de araba var yani. O da onu ödemeye yetmez ama, öyle değil mi? Bir yerden başlamak lazım değil mi? Damlaya damlaya göl olur sonuçta. Ya bak, bu borç Kemal'in borcu. Kadir taksilerini satacak, sana borcunu ödeyecek. Hayır, iş bize niye uzandı, ben onu anlamadım ya. Ya tamam Münevver abla, sus. Çünkü Sinan Bey büyük bir cezayı hak etti. Aa, satamaz ki. Ev benim üzerime. Ya kadın, şimdi mal beyanı mı istedi Münevver ablacığım? Olsun canım, bir vekaletname göndeririz canım. Ha var var, benim vekaletname var. Sinan'da var. Şahane o zaman. Bravo. Yani gerçekten bravo. Hırsıza yol gösteriyorsun bir de. Allah Allah ya. Sen esas kendine bak ya. Yok çeşmeler, meşmeler. Ya şurada 2 satır bir mesaj kaydedeceğiz. Orada da yok oğlum ödevini yap falan. Ne biçim şey bu ya? Ben orada şifre veriyorum. Sinan'a yerimizi bildiriyorum. Şimdi şıp diye bizi bulacak. Ya ne haber? Vallahi mı? Herhalde. Kız. Aferin kız sana. Bak sen de var. Sinan. Kardeşim. Vallahi biz çok korkuyoruz burada. Sinan biz iyiyiz. İyiyiz, merak etme. Çocuklar da şey yapmasınlar, korkmasınlar. Can'ın bir ödevi vardı. Tarihi çeşmelerle ilgili. Son 3 günü kaldı teslim etmesine. Aman onu ihmal etmesin. İyice şey... Sinan Demir, Kemal'i kurtarmak için senetlerimizi yaktın. Demek ki onun borcu artık senin borcun. 48 saat içinde parayı getireceksin. Ben seni arayacağım. Abi kaç paraydı ki bu ya? Çok para. Bizde olmayan kadar çok. Kolay kolay da olamayacak kadar. Ah. Aa, çok güzel evmiş. Evet. Bak hamak var. Gel. Tamam. Uşağınız yok burada. Alın şu çantalarınızı ya. Bırak bırak. Keşif yapıyorlar. Alışsınlar. Burayı sevmelerini istiyorum. Sevdiler bile. Baksana. Oğlum sen şunları içeri götür. Binur odanızı göstersin. Ben bir telefon edeceğim. Aa, Binur abla mı geldi? Evet. Tuğba işten çıkarmış. Bana geldi. Allah'ım yine iflaslar da galiba. Hiç sorma. Dua et de tamamen evsiz kalıp benim başıma kalmasın. Ne güzel olur değil mi? Haydi kızlar, önce yerleşilecek. Önce
Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen sinyal sesinden sonra mesaj bırakınız. Sinan, vaziyeti öğrendim. Çocukları aldım, kendi evime geldim. Burası gayet güvenli, hiç merak etme. Sana şunu söylemek istiyorum. Zeynep benim kıymetlimdir. Önceliğimdir. Fidye için para falan gerekirse direkt beni aramanı istiyorum. Sakın kendini bu konuda köşeye sıkışmış falan hissetme. Ne zaman, ne gerekiyorsa, ne kadar gerekiyorsa bulurum, temin ederim, getiririm. Gündür abla bak, bu Elif, bu da Sudem. Ay kuzum, hoş geldiniz. Elif, bu bizim Elif mi? Ay biz senin arkandan çok üzüldük, çok. Ay ben sevmem öyle şapur şapur, uzak dur benden. Ama ben senin bebekliğini biliyorum. Bu hiçbir şey değiştirmez. Aman, aynı anası. Anan da böyle dümdüz diyeceğini der. Kızlar, Binur abla ile babam neredeyse birlikte büyümüşler. Annesi babaannemin yanında çalışırmış. Önceden halamın yanındaydı. Şimdi artık bizimle beraber olacak. Ve bu arada dünyanın en güzel mantı ve böreğini yapar. Tanıştığıma memnun oldum Binur abla. Ay, ay kuzum, bu da diğer prenses ha. Hoş geldin. Kızlar, size harika bir oda hazırladık. Çıkalım mı? Tamam. En güzel benimki sanma. Ha tabii canım, sen ilk günden geldin, kaptın hemen. Sana şunu söylemek istiyorum. Zeynep benim kıymetlimdir, önceliğimdir. Fidye için para falan gerekirse direkt beni aramanı istiyorum. Sakın kendini bu konuda köşeye sıkışmış falan hissetme. Ne kadar gerekiyorsa, ne zaman gerekiyorsa temin ederim, getiririm. Yarabbim ya. Hıyar ya bu herif. Kıymetlisiymiş. Ulan şimdiye kadar aklın neredeydi senin? Hep laf, hep laf. Hiç icraat yok herifte ya. Ya abi boş ver ya. En azından bak parayı kurtarmış oluruz işte. Ya ne, ben bunun parasıyla mı kurtaracağım ablamı, sevgilimi? Ben gerekirse evimi satarım abicim. Buna mı kaldık? Yürü sen yürü, şu Sadık Irazlı'ya bir gidelim. Şu herifin yüzünü görmek istiyorum. Ters yüz edeyim herif. Hıncımı ondan alayım. Gidelim abi, gidelim. Aklımızda kalmasın. Oraya da gidelim. Alo Tolga. Heh, merhaba, ben Sinan. Mahalleden Münevver'in Sinan. Ne haber? Oo, saygılar abi. Çok şükür iyiyiz be abi. Siz sormalı. Eyvallah. Şimdi bak, sen bizim oturduğumuz evi biliyorsun değil mi? Biliyorum, biliyorum. Hayırdır abi? Ne oldu, satacak mısın? Evet ya, bir yani şimdi satsak orası ne kadar eder bir baksana be. Ama acil yani durum, hemen satmamız lazım. En iyi fiyatı ben size araştırayım. Abi size dönerim, olur mu? Tamam, bana hemen haber ver Tolga, tamam? Acil durum biraz. Can, hadi oğlum masaya. Seninki hazır. Elif nerede? Kötü bir haber mi var oğlum? Ha, yok baba. Ama olabilir değil mi? Yani kendimizi en kötüsünü hazırlasak daha iyi olur. Kötü bir şey olmayacak. Olmaması için her türlü önlemi aldım. Bana güven. Sakin ol. Tamam. Hadi. Aa, yemeği sen mi yaptın? Evet canım. Spagetti con le polpetti. Bayılacaksın. Hadi geç. Köfteli makarna geç. Hayatımda ilk defa bir erken yemek yaptığını gördüm. Benim babam çok güzel yemek yapardı. Yani böyle mutfaktan saatlerce çıkmazdı. Ama mutfağı çok kirletirdi. Sonra böyle tabakta küçücük bir şeyle gelirdi. Ayşe teyze de gülüp derdi ki, bunun için mi bu kadar uğraştınız derdi. Benim annem de 2 dakikada çok büyük bir börek yapabiliyordu. Tam 2 dakikada. Ya bu imkansız bir şey. Vallahi yapıyordu. Keşke burada olsam be çiçeğim. Çocuklarımız da bu masada otursak, bizim böyle bir hayatımız asla olmayacak. Benim de annem kaçırıldı. Tıktılar bir yere. Aç mı, tok mu, yaralı mı belli değil. Benim de aklıma annem geldi.
Madem hepimiz birilerini anıyoruz. Üzülmeyin kızlar. Zeynep de Münevver teyzeniz de sağ salim geri dönecek. Söz veriyorum. Çocuk mu kandırıyorsun sen baba? Hı? Tabii çocuk kandırıyorsun. Al kandır devam et. Ama ben almayayım. Sofraya küsmen anneni geri getirmez söyleyeyim. Yine de sen bilirsin. Neyse. Acıkınca yersin. Değil mi kızlar? Sinan Demir, Kemal'i kurtarmak için senetlerimizi yaktın. Demek ki onun borcu artık senin borcun. 48 saat içinde parayı getireceksin. Ben seni arayacağım. Evet. Ne diyorsun bu duruma? Ellerine sağlık kızımın. 10 erkeğe değişmem. Sen kendini yalnız hissediyorsun galiba burada. Ama kadınlar hapishanesi bayağı uzak. Uzun bir süre görüşemezsiniz yani. Canı sağ olsun. Ne yapalım? Başa gelen çekilir. Senin havan kim lan? He? He? Sen kime güveniyorsun oğlum? Senin güvendiğini var ya. Abi. Seni bitiririm oğlum. Bak benimle ters gitme. Seni de kızını da ömür boyu içeride tutarım bak. Gün yüzü göstermem lan size. Bırak. Abi, elinden gelen ardına koyma. Hala konuşuyor. Elbet hakim bir gün beni de dinleyecek. Bırak. Ben de bir bir anlatacağım. Mekanımı basıp senetlerimi nasıl yaktığını. Konuşma lan. Abi. Konuşma. Bas git. Bırak bana ki şunun ağzını yüzünü bir güzel dağıtayım. Ya abi bir cezaevinde adam dövmediğin kalmıştı onu da yaptın ya. Ya sen müsteşar ne kadar daha koruyacak abi seni? Korumasın zaten. Kim istiyor müsteşardan beni korumasını? Sen bıraksaydın ben bu adamın ağzından alacaktım kızları nereye sakladıklarını. Hiç boşuna hayal kurma. Adam hiç o havalarda değil. Ben olacağım onun havasını. Sen hiç merak etme. Kolay gelsin. Hoş geldin Arzu. Hoş buldum. Demek hastanenin kalbi burasıymış ha? Çok güzelmiş. Güzeldir hastanemiz. Hadi bize bir çay alıver Osman. Tabii. Buyurun Arzu Hanım. Geç Arzucuğum. Buraya sevk olman çok iyi oldu. Demek doğru ipleri çektik ki buradasın. Vallahi çok sağ ol Erol ya. Verdiğin taktikler çok işe yaradı. Raporum çıktı. Artık kalıcı olarak buradayım. Tedavi alıyorlar beni. Of çok mutluyum, çok rahatladım. Çok sevindim. Vallahi ben bir şey yapmadım. Öğrencim iyi. Sana ömür boyu minnettar kalacağım biliyorsun değil mi? Ya ben o cezaevinde kalsaydım kaçırırdım keçileri. Senin bana minnettar olacağın bir durum yok. Neye ihtiyacın olursa ben buradayım. Abin olmasaydı ben bugün kim bilir ne halde olurdum. Çok iyiliğini gördüm ben Remzi abinin. Onun yardımları sayesinde okudum ben biliyorsun. Her ay gidip harçlığımı alırdım ondan. Bak. Şimdi koskoca hastanenin güvenlik müdürüyüm. Ama ömrü yetmedi. Beni bu masanın arkasında görmesini inan çok isterdim. Gel Osman. Buyurun hocam. Buyurun. Buyurun.
Başka bir isteğiniz var mı? Sağ olasın. Sağ olasın. Artık sık sık görüşeceğiz o zaman. İlk değerlendirme süreci falan 3 ay kadar buradayım. Öyle. Sakin sakin. Sana her söyleneni yap. Ben tedavinin doğru gitmediğini ispat edecek bir 2 numara söylerim sana. Hadi sil baştan. 3 ay daha kalırsın. Ay yok, kalmam o kadar ya. Daha. Para lazım Beyroz. Kuruduk vallahi. Malum para içinde çalışmak lazım. Çalışmak için de benim arada sırada mahalleye inmem lazım. Ayarlarız bir şeyler benim nöbetim olduğu geceler. Sıkıntı yapma. Ben kazanayım ki. Sen de kazan. Bir güler yüzün yeter bana. Sana burada iyi bakarız. Biliyorum. Sağ ol. Sinan Bey. Evet. Evet. Gel. Bebeğim benim. Öyle mi görecektim seni gelinlikle? Oğlum sen niye üstünü çıkarmadın? Olsun ya, gideriz birazdan. Hayırlı haberlerle geldiniz inşallah Sinan Bey. Vallahi evet, pek iyi bir haberle gelemedik. Ama en azından ablamları kaçıran kadın bir sesli mesaj göndermiş. İkisinin sesinden iyi olduklarına dair. Ya şu mesajı bir dinlesek Sinancığım be. En azından seslerini duyarız ha. Abi şimdi benim şarjım az. Eve gidene kadar idare etsin. Yani bir telefon gelir, bir şey olur falan. Abi. Benim hayatta kalmam onların iyi olmasına bağlı. Lütfen dinle şunu. Ben şarj getiririm ben size Sinan Bey. Sinan, kardeşim. Vallahi biz çok korkuyoruz burada. Sinan, biz iyiyiz. İyiyiz, merak etme. Çocuklar da şey yapmasınlar, korkmasınlar. Can'ın bir ödevi vardı. Tarihi çeşmelerle ilgili son 3 günü kaldı teslim etmesine. Aman onu ihmal etmesin. İyice... Can, ya sana bir şey soracağım. Senin tarihi çeşmelerle ilgili bir ödevin var mı? Yo abi, nereden çıkardın? Ya bak, emin misin? Bu önemli bir konu. Evet abi, eminim. Kendi ödevimi bilmez miyim ben? Annen bilir mi peki? Evet, bilir. Hatta o benden daha iyi bilir. Bir haber mi var? Herhalde Zeynep bize bir mesaj vermeye çalıştı. Tamam. Bir gelişme olsa ben seni haberdar edeceğim. Ne oldu abi? Ya şimdi Can'la konuştum. Böyle tarihi çeşmelerle ilgili falan bir ödevi yokmuş. Yani Zeynep büyük ihtimalle bize bir mesaj vermek istedi. Hadi ya. Tarihi çeşme. Aynen. Tarihi çeşme. Yani belki de o tutuldukları yerin... hani 3 kilometre civarında bir tarihi çeşme bir şey olabilir. Yani bize bir mesaj vermiş olabilir gerçekten.
Neyse canım. Artık en azından elimizde bir ipucu var. Nerede olduklarına dair bir iz bulabilirsek... civardaki tarihi çeşmeleri soracağız. Çeşmeye 3 kilometre tabii. Yani bu en azından elimizi rahatlatır. Aynen. Hadi herkes çok yorgun. Kadir abileri evlerine bırakalım. Sonra bir kafayı toparlar, devam ederiz. Okey. Kadir abi nerede? Atlatacaksın be evladım. Atlatacaksın bunu da. Seni büyütürken seninle pek ilgilenemedim. Biliyorum. Hayatımın en civcivli yıllarıydı. Geçim derdi bir taraftan, kardeşlerim bir taraftan, bir koşuşturma. Gecem yok, gündüzüm yok. Yani zaman ayıramadım be evlat sana. Ama siz benim hep kalbimdeydiniz. Dağ içindeydiniz. Orada atıyorsunuz. Ondan bu kadar dellendim zaten. Sana bir şey olacak diye korkumdan. Özür dilerim baba. Bak. Şu Badire'yi bir atlatalım. Seni tedavi ettireceğiz. Tamam mı? Sonra gideceksin karını alacaksın. Yepyeni bir hayata başlayacaksınız. Gerekirse benim eve taşınırsınız. Ne olacak oğlum? Pencerede pişirir, kapağında yeriz. Daha önce yapmadığımız şey mi? Ama sen de artık kendini paralamayı bırak, anlıyor musun? Tamam mı? Şu andan itibaren değişmeye başla ki yarın da bugün için üzülmeyesin. Baba, sen de bana bir söz ver. Kendine çok dikkat edeceksin, tamam mı? Söz mü evlat? Söz. İçersiniz değil mi? Yoksa bitki çayı da getirebilirim. Aa yok. Ben şöyle okkalı bir kahve içerim. Şekerli olsun. Zeynep de şekersiz içer. Getirsen getir. Hemen efendim. Yani kapıdaki adamlar olmasa, kadının belinde silah olmasa tatile geldik sanacağım. Vallahi benim kaşıntılarım falan geçti. Çok iyi geldi bana burası. Sıkıldıkça geliriz artık Münevver abla. Kız, belinde silah mı var dedin sen? Şaşırdın mı herhalde? Size yatarken giymeniz için bir şeyler getirdim. Umarım ölçüleri uyar. Tertemiz, hepsi sıfır. Gönül rahatlığıyla giyebilirsiniz. Ya zaten oteliniz de pek temiz, pek hoş maşallah. Siz de çok titiz bir kişiye benziyorsunuz. Zaten temiz insanlardan hiç zarar gelmez derler. Hayır yani niye girdiniz ki siz böyle yollara? Ben onu anlayamadım. Sadece bu otelle bile gül gibi geçilip gidersiniz ya, yüzünüzün akıyla. Yollar derken, pardon, bizden çalınan bir parayı geri isteme yollarımız mı? Ya şimdi böyle tartışmalara ne gerek var yani, değil mi? Ya hayır ama bir dakika. Ya bir dakika, şimdi sen benim babaannecağızımın kuş kadar konudunu satıp peşinatını zor bela ödediği evcağızımıza konacağında ne olacak? Başın göğe mi erecek? Hem biz o evi nasıl aldık biliyor musun? Taksitlerini nasıl ödedik? Haberin var mı senin? Vallahi yıllarca temizliğe gittim ben. Ellerim falan paralandı ya. Tam böyle bir rahat ettiydik. Burada da kadıncağız vefat etti. Fakirim. Ne güzel. Yani bu evi satmak o zaman Sinan Bey'in daha da canını yakacak. Ya tamam anladım. Senin derdin bizimle. Ama bu kızı bırak bari. Salıver gitsin. Olmaz. O benim sigortam. Size iyi uykular.
Otur şuraya otur. Hala memnun musun burada olduğumuz için? Ya Zeynep, vallahi Sinan evi satıverirse ben ne yaparım? O an canıma kıyarım ben sana söyleyeyim. Ben çocuklarımı bir daha görebileceğim mi acaba? O da var tabii. Benim de çocuğum o ev işte. Acılarımı kimse görmez, tebessümümdeki gözyaşımı. Şu dünyaya bir türlü sığamadım gitti. Kimse veremez sorularımın cevaplarını. Kimse bilmez, kimse duymaz acılarımı. Kimse görmez tebessümümdeki gözyaşımı. Şu dünyaya bir türlü sığamadım gitti. Kimse veremez sorularımın cevaplarını. Hayat benim sana değil, senin bana borcun var. Kimse bilemez yaşattığın anıların var. Bir acı kaç mutluluk götürüp otur hesapla. İşte bu yüzden bu can çığlık çığlık. Kimse bilmez, kimse duymaz acılarımı. Kimse görmez tebessümümdeki gözyaşımı. Şu dünyaya bir türlü sığamadım gitti. Kimse veremez sorularımın cevaplarını. Hayat benim sana değil, senin bana borcun var. Kimse bilemez yaşattığın anıların var. Bir acı kaç mutluluk götürüp otur hesapla. İşte bu yüzden bu can çığlık çığlığa. Eninde sonunda geçmişin acısını bir bir çıkaracağım. Söz yapacağım. Hayat benim sana değil, senin bana borcun var. Kimse bilemez yaşattığım. Bunca yıl seninle yan yana, yanı başında hasretle, özlemle yaşadım ben. Acına baka baka gözlerini özledim.
gözüm senden başkasını görebilir mi zannettin? Bak, şu iki isimli aşağı doğru koyduk, o olacak. Amirim, Zeynep Hanım'ın kredi kartı hareketlerine bakıyordum. Dün akşam kartla bir işlem yapılmış. Yani bankadan aldığımız bilgi bu yönde. Peki yeri bulabildik mi? Evet, ben de ona baktım az önce. Derince'de kullanılmış. Yani bir kasabada mahalle market. Çok iyi, hadi. Koş, koş, koş. Senem, sen bize adresi yolla. Tamam, çünkü. Buralarda bir yerde miydi? Evet, evet. Tam buralardaydı. Ha. Ya abi, niye burada düşürsün ki? Abiciğim, bence Zeynep bilerek arkasında iz bırakıyor. Biz onu takip edebilelim diye. Mansell Gretel diyorsun yani. O zaman biz ekmek kırıntılarını takip edersek buluyoruz onları. Aynen öyle. Ver bakalım sen şu kartı bana. Sen hemen ne yap biliyor musun? Sen şimdiden bir anons geç. Uygulama başlasınlar. Şu yakın çevrelerde ne kadar araba varsa durdursunlar abiciğim. Şüphelendikleri araçları durdursunlar. Üst araması falan. Elimizde fırsat varken değerlendirelim. Tamam. Hadi bakalım, uza sen de. Tüm ekiplere. Ne kadar da huzurlu. Hiçbir derdi yok, tasası yok. Onun yerinde olmak için neler vermezdim. Ay vallahi bu iyi hali. Sizi de akşamları görün. Dün gece gram uyku girmedi gözüme. Bende çok iyi bir bakıcının telefonu var. Eğer izin verirseniz onu arayabilirim. Siz geceleri güzellik uykunuza devam ederken nöbeti o tutar. Yok, çok teşekkür ederim. Ama yavaş yavaş uykusu böyle düzene giriyor gibi zaten. İhtiyacım kalmayacak yani. Tamam, siz bilirsiniz ama sıkışırsanız aklınızda olsun. Gayet iyi referansları olan güvenilir biri. Alp Bey, benim şu an böyle bir bakıcı tutabilecek maddi imkanım yok. Şimdilik. Mahkeme size çok iyi bir tazminat vermedi mi? Yakında alacaksınız onu. Evet, evet. Geçen duruşmamız vardı zaten. Hakim bayağı güzel bir tazminata hükmetti. Çok ihtiyacınız olacak o paraya. Almadım ben o parayı. Yani Ahmet ödeyemeyeceğini söyledi. Param yok dedi. Daha güzel bir teklifim var. Evi vereyim sana dedi. Ben de kabul ettim. Evi de üstüme yaptı. Şimdi o da böyle kiralık izbe bir yerde oturuyor. Ha. Yok. O bilgi doğru değil. Evet Senem, nedir durum? Var mı bir gelişme? Ekipler yol kenarında bir gelin çiçeği buldu ama... Emin olamıyorum amirim. Yani küçük bir ihtimal aslında. Ben fotoğrafını size yollasam... Yolla, yolla. Yolla hadi, bekliyorum, yolla. Abi baksana şuna. Ver bakayım. Evet, ben geçen akşam gördüm bunu ya. Emin misin? Evet evet, ablamın bu, geçen akşam gördüm. Bunlar bayağı arkasında iz bırakıyor o zaman ya. Aynen öyle abiciğim. Ha Senem. Bak bu civardaki ekiplere söyle, gözlerini dört etsinler. Bu gelinle ne diyemesi kasıtlı olarak arkasında iz bırakıyor. Anlaşıldı amirim. Hemen telsiz talimatı geçiyorum. Nasıl almış ya o evi? Hani parası yoktu bu adamın? Ah Meltem Hanım ah. Yine doktorun oyununa geldiniz. Nerede bu ev? Nerede, siz biliyor musunuz? Evet, ne oldu ki? Götürün beni oraya. Zevkle. Beyaz ayakkabı mı? Nerede? Maaşköy yolu. He tamam, yolla, yolla onun fotoğrafını da yolla. Hadi. Vallahi var ya, şu iş bitsin. Zeynep'i direkt kadro yollayacağım abi. Vallahi alalım ya. Bizimkilere vallahi ders verir ha. Bravo kıza ya. Heh, bak bakalım bir abi. Aynen, bu. Ta kendisi.
Doktor, senin ex geldi, 2 numara. Terbiyesiz. İnsan böyle mi karşılanır? Koskoca doktorun yanında çalışıyorsun, daha bir kapı nasıl açılır onu bile bilmiyorsun. Ya sana ne buyrulur? Koskoca doktora 5 yıl metresik, 9 ay 10 gün karılık yaptın. Hala içeri nasıl girilir öğrenememişsin. Nerede o iblis? Hayır ya, hayır ya. Baba hani bu kadın bilmiyordu burayı? Ne bileyim oğlum. Bir Meltem Sever lazım bu eve. Hani senin paran yoktu? Bu ev ne? Tuzak kurdun sen bana. Ama ben seni dava edeceğim. Param yok deyip o evi kakaladın bana. Kendine gidip trilyonluk ev almışsın. Geberteceğim seni abi. Bağırma Allah'ın cezası. Bağırma çocukların yanında. Gel buraya. Nasıl buldun sen burayı ha? Saatimiz geldi, geç kalmayalım. Aman yavaş dur. Koluna gireyim. Tekerlek sandalye getirmemi ister misin? Yok yok hayır. Tamam biraz başım döndü. Yavaş yürürsek problem olmaz. Tamam ben kolundayım. Hastamız nasıl bugün? Biraz başımız dönüyor. Müdürüm siz biraz mukayyet olursanız ben tekerlekli iskemle getireyim. Tamamdır hemşire hanım. Gel. Sana bir sürprizim var. Seans var şimdi. Hemşire bulur bizi gel. Otur şöyle. Ah. Bak. En sevdiğin pastadan. Ya, böğürtlenli pasta. Of. Hadi bir de bizim mahalledeki pastaneden de. Oradan valla. Aa, inanamıyorum sana. Eski günlerdeki gibi. Of of of. Ay mis gibi böğürtlen kokuyor. Hadi. Hemşire gelmeden gömelim şunları. Gömelim vallahi. Hepsini gömelim. Ne oldu? Ne gördün ya? Zeynep'in lan bu. Ha, çabuk çabuk. Sana verecek param yok benim. Oğluma aldım ben bu evi. Sana ne? Sen para kaçırdın ya benden. Kendi kızının rızkını çaldın. Benim bütün malım, mülküm, çocuklarımın. Senin oturduğun ev Sahra'nın. Bu ev Can'ın. Arnavutköy'deki terasta Elif'in olacak.
Ha bir de Arnavutköy'de teras katımı aldım. Sen trilyonlar kaçırdın benden ya. Ahmet bak yemin ediyorum gebertirim seni. Ne yiyip içecek bu çocuk? 2000 lira nafakası var. Yetmiyor mu? Sen taşçı. Ne güzel ya. Sen burada lüks içinde yaşa. Ben orada kuru evde 2000 liraya çocuk büyüteyim. O Zeynep'te bir olup dolandırdınız siz beni. Ama ben bunu ikinize birden ödeteceğim. Hadi hadi defol git evimden. Hadi. Çok yakında velayet davası da açacağım. O çocuğu senin büyütmene izin vermeyeceğim. Bir yaşına gelsin görürsün sen. O evde tek başına duvarlara baka baka yaşlanacaksın. Söyle aşkım. Biz bulup duruyoruz işte. Kula gelsin devrem. Sağ ol, sağ ol. Abi de emlak çağırmaya başladı. Doğru. Vallahi canım sıkıldı bu duruma. Ben seni arayayım ya, sonra. Burası nereye bağlı? Tamam. Maşuki amirim. Ha iyi tamam güzel. Ya ben bir şey soracağım sana. Buralarda bir tarihi çeşme varmış. Kasaba girişinde bir tane olacak. Öyle mi? Doğru. Tamam sağ ol. Sağ ol. Hadi kolay gelsin. Her şey yolunda mı? Yolunda oğlum. Meltemsel işler işte. Meltemsel işler ne demekmiş? Sen asıl bundan sonra göreceksin. Her zaman bekleriz. Zeynep ne zaman dahil olacak bu mutlu aile tablosuna? Hı? Arzu'yu adalete kaptırdın. Böyle bir 70 sene sonra falan anca çıkar. Sen de ilk göz ağrına geri dönersin herhalde. Zeynep anne. Şşt. Ya canım acıdı, ne yapıyorsun? Baksana sinirden de yüzüm varmış. Sevindirme şunu. Güle güle Meltem. Kahvem soğuyor. Çok gıcıksın baba. Teşekkür ederim babacığım. Sen de öyle. Kadir abi nerede? Onu göreceğim ben. Bana bak gene saçma sapan konuşacaksan babama giremezsin içeri. Çekil be. Smoker'ı kılıklı. Gözüme de gözükme. Sonra göz tansiyonum çıkıyor. Kadir abicim. Nasılsın? Rahat rahat oturuyor musun güzel evinde? Otur. Otur tabii. Mesela Sinan abiyle Münevver abla artık evlerinde oturamayacaklar. Haberin var mı bundan? Senin oğlunun karıştırdığı haltlar yüzünden evlerini satılığa çıkardılar. Alıcılar aramaya başlamış. Sizin pisliğinizi temizlemek için evlerinden alıyorlar yani. Ne diyorsun kızım sen? Fidye diyorum fidye. Evi sat öde demişler. Adam yana yakalı alıcı arıyor evine. İyi de borç benim borcum. Sinan'dan niye istiyorlar ki? Ayrıca benim bundan niye haberim yok? Kaç yerden yedik ya Hadar Bey sizin yüzünüzden? Kaç yerden? Ama ben kime ne anlatıyorum ki? Oğlum ara bakayım şu senin adamları. Ara da beni o Nisa denen kadınla bir konuştursunlar. Bakma lan suratıma ara hadi hadi. Senem, bu güzergahta yaklaşık 3 kilometre sonra falan bu adamların saklanabileceği yerlerin listesini yapsana bana. Yok yok. Kesinlikle buralardılar. Amirim, bu güzergahta tek bir mekan var. Bir butik otel. Dediğiniz gibi size tam 3 kilometre kadar uzakta.
Senem, bize çok acil takviye kuvvet lazım. 5-6 adam yeter, bir de sivil olsunlar, tamam mı? Fazla dikkat çekmeyelim. Ya yapmayın ama böyle. Benim aklım sizde kalacak. İyiyim ben. İşim yok. Ağlıyorsunuz ama. Üstelik bakılması gereken minik bir kız çocuğu var. Nasıl olacak? Benim kızım benim kötü hallerime çok alışık. Ay be, bir şey olmaz. Tamam, izin verin. Ben de içeri gireyim. Ben sizi böyle bırakamam. En azından siz elinizi yüzünüzü yıkarken ben Sahra ile ilgilenirim. Çantayı at bu tarafa. Zeynep'le Münevver'i görmeden olmaz. Sen bilirsin. Ya tamam dur tamam. Tamam bekle. Çantayı at. Reyneler ne olacak? Polise haber vermedin değil mi? Yok. Kimsenin haberi yok. Güzel. Para tamamsa bir saat sonra serbest kalacaklar. Tamam. Hepsi tas tamam. İçinde. Göreceğiz bakalım. Aldın mı emaneti? Güzel. Hemen yola çık, birazdan bildiririm geleceğin adres. Doğru gördüğüne emin misin? Yani yanılmış olamaz mısın? Kesin o. Tanımaz mıyım Sinan'ı? Hadi hemen çıkmamız lazım. Dur tamam, çıkarız. Diğer mesele ne oldu? Kemal'in babası ödedi mi parayı? O iş tamam. Şefik yola çıktı, bile getiriyor paraları. Abi takviye kuvvet 15 dakikaya vurdu. Otelin planlarını bulabildin mi? Geldi az önce. Göstersene bakayım. Ya kardeşim, nereye götürüyorsunuz bizi? Bari onu söyleyin ya. Ne sesini biner be? Bin! Ben 2 haftaya tekrardan işe döneceğim. Okulumda zaten bir kreşim varmış. Sahra'yı da oraya bırakacağım.
Yani işte ufak ufak artık her şeyi yoluna koyacağım. Burada böyle evde tek başıma üstüme geliyor. Çok kötü oluyorum. Canınız ne zaman sıkılırsa beni arayabilirsiniz. Ben bütün bu kötü enerjileri emebilirim sizin için. Ayrıca bir dadı bulalım. Yani bazen Sara'yı bana da bırakabilirsiniz. Yani bir yürüyüşe çıkın, alışveriş yapın. Yani ne bileyim hiçbir şey yapamazsanız kendinizle baş başa kalın. Böyle olmaz çünkü. Vallahi Alp Bey. Yani bazen düşünüyorum da dünyadaki en yalnız insan benim herhalde diyorum. Ha, ablam bile sırtını döndü bana ya. Bebeğim doğdu dedim. Güle güle büyüt dedi bana. Düşünebiliyor musunuz? Ailem yok. Ahmet deseniz beni gördüğü zaman zaten şeytan görmüş gibi davranıyor. Bir arkadaşım yok. Okuldakiler de sevmiyorlar beni. Kıskanıyorlar bence. Siz kötü kalpli birisiniz Meltem Hanım. Hayır. Sakın yanlış anlamayın. Eleştirmiyorum. Mizacınız böyle. Tabiatınız bu. Ancak sizin kadar güçlü ve acımasız biriyle mutlu olabilirsiniz siz. Sizin gibi biriyle. Ama aşk yok. Evet. Tek kural bu. Aşk yok. Ne yapacağız peki? Ben bakacağım size. Sınırsız paranız olacak. Sosyal ortamlarda bana eşlik edeceksiniz. Herkes bizim birlikte olduğumuzu düşünecek. Birlikte tatillere çıkacağız, seyahatlere gideceğiz. Hatta isterseniz benimle birlikte yurt dışı gezilerine gelebilirsiniz. Tabii dadımız ve Sahra da bizimle birlikte gelecek. Öz kızım gibi babalık yapacağım ona. Sahra benim de kızım olacak. Ama aşk yok. Evet. Evlerimizde, odalarımızda birbirinden ayrı olacak. Yanlış anlamayın. Eğer isterseniz benim evimde bir odanız olabilir. Kendinizi yalnız hissettiğiniz zaman bana gelebilirsiniz. Baş başa iken dost, ortamlarda sevgili olacağız. Niye istiyorsunuz peki bunu? Şöyle, benim bulunduğum çevrede ailesi olmayanlara bir garip gözle bakıyorlar. Haliyle ben de her kadını yanımda gezdiremiyorum. Ya yani günün sonunda mutlaka bir problem çıkıyor. Kimi çocuk istiyor, kimi evlilik istiyor. Beni seviyor musun, sevmiyor musun? Ben uğraşamam böyle şeylerle. Bu yüzden yanıma siz çok yakışacaksınız. Vallahi sırf meraktan kabul edeceğim teklifinizi. Yani sahiden çünkü merak ediyorum yani ne yapacaksınız? Zaten benim de gözümle artık aşk görecek falan hali yok. Güzel. İlişkimizin detaylarıyla ilgili bir protokol hazırlatacağım. Karşılıklı ne alıp ne veriyoruz hepsi kağıt üzerinde net bir şekilde olacak. Anlaştık. Otelimiz şu anda kapalı. Henüz müşteri kabulüne başlamadık. İki bekçi dışında da kimse yok. Tamam. Bakalım göreceğiz öyle mi değil mi? Yalnız rica edeceğim arkadaşlar biraz daha dikkatli olurlarsa. Nedir? Boş gözüküyor. Bütün odalara baktınız mı? Abi hepsi top 10 tane oda var zaten. Yalnız odanın birinde bunu bulduk. Artık kim düşürdüyse. Öyle otele müşteri alınmıyor ama adam kaçırılıp saklanıyor maşallah. Hanımefendiyi alalım. Alo. Sinan Bey. Tesisi basmakta ne oluyor? Anlaşma iptal. Evi satıp parasını bana getireceksin. 24 saat içinde parayı teslim etmezsen önce ablanı sonra da nişanlının cenazesini kaldıracaksın. Ne diyorsun sen? Ne anlaşmasından bahsediyorsun ya? Sana haber vermediler mi bunu? Eniştene bir sor istersen. Anlatsın bize Ahmet. Kimmiş benim eniştem? Ne eniştesi? Alo? Ne oluyor ya? Bu Kadir abiler bir işler çeviriyor galiba. Bir arasana şunu senin telefonla. Ben şimdi meşgul etmeyeyim bunu. Arar marar.
Ya oğlum işte ben aradım bunları. Dedim ki tamam ilk anlaştığımız miktarı kabul ediyorum. Serbest bırakın kadınları dedim. Onlar da sen parayı getir. Bir saat sonra kadınları serbest bırakacağız dediler. Ben de aldım parayı götürüp teslim ettim anlaştığımız yere. Abi sen o kadar parayı bu saatte nasıl denkleştirdin ya? Ya sattığım taksilerin parası be oğlum. Şimdi siz senetleri yakınca ben de taksileri satmaktan vazgeçmiştim. Alıcı da aldı parasını götürdü kasasına koydu. Ha. Şimdi gittik o kasadan o parayı aldık. Ben de götürdüm anlaştığımız yere teslim ettim. Siz şimdi baskın yapınca tabii. Abi siz bize niye haber vermiyorsunuz ya? Ha? Yani bu adamlar bir işin peşine koşturuyorlar demiyor musun? Niye haber vermiyorsun abi bize? Ya ne bileyim Sinan, yani şimdi mani olmaya kalkarsınız. Yani peşlerine adam takarsınız, bunlar fark eder. Allah korusun. Kızları öldürürler diye korktum. Götürdüm, parayı verdim onlara. Ama eli kulağında. Ha, eli kulağında, yani birazdan bırakırlar kızları. Kadir abi biz burada eşek başı mıyız? Ha? Biz iki gündür iş sürüyoruz, iş. Niye bize haber vermiyorsunuz? Ya kapat abicim şunu, kapat. Yürü hadi. Sahra uyandı galiba. Aa, anneciğim. Acıktın mı sen güzel? Verin bana onu, siz mamasını hazırlayın. Ay vallahi çok iyi olur. Tecrübelisiniz siz galiba. Yok, inanmazsınız Sahra dünyaya gelene kadar kucağıma hiç bebek almamıştım. Enerjiniz tuttu o zaman. Bakın o olabilir. Ben sizin hikayenizi bayağı merak ediyorum. Gerçekten bilmek istemezsiniz. O kadar kötü mü ya? Yani yoruma bağlı. Hanginiz masumuz ki? Orası öyle. Ama bazı konularda hiç kimse sizin elinize su dökemez. Gerçekten. İşte ben sizin bu tarafınıza bayılıyorum. Yani bazı tepkileriniz o kadar samimi, o kadar plansız, o kadar içten ki... ben bunu bir türlü adlandıramıyorum biliyor musunuz? Yani saf kötülük mü yoksa hayatta kalma içgüdüsü mü çözemedim. Hayır yalnız ben şunu anlayamadım. Konu ne zaman sizden bana geldi? Konu neydi ki? Gerçekten işe yarıyor mu? Yani esrarengiz olmak da bir tarz tabii. Hangi konuda? Anlaşıldı, tamam. Yani beni etkiliyor gerçi. Bir itiraf mı seziyorum ben? Ne fark eder ki? Yani ne demiştik? Aşk yok. Evet, kesinlikle. Aşk yok. Alayım mı ben Sahra'yı? Verin siz bana onu. Verin, verin. Bizim hiç dadı falan tutmamıza gerek yok. Siz bayağı iyisiniz. Bir de altını değiştirdiniz mi? Tamamdır. Önce bir karnını doyuralım. Sonra ona da bakarız. Pijamasını da giydirdiğinize göre artık tamamdır. Nasıl? Zor değilmiş değil mi? Aksine çok eğlenceli. Nasıl? Senin de hoşuna gitti mi? Hadi bakalım. Şimdi doğru uykuya Sahra Hanım. İyi geceler. İyi geceler. Bak 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 bakmış. Nasıl esniyor? Uyan aldı bile. Yalnız.
güzel bir kahve hak ettik. Bu yorgunluğun üzerine bir kahve iyi gider. Artık rahat rahat sorabilirim. Sizin gözünüzü kim korkuttu bu kadar? Yani aşkı hayatınızın sonuna dek çıkartacak kadar. Oo, saat kaç olmuş? Benim sabah çok erken bir toplantım var. Ben müsaadenizi rica edeceğim. Durum o kadar vahim demek ha? Ama benim öğrenmem lazım bu şekilde. Ben size kolaylıklar dilerim. İyi geceler. İyi geceler. Osman. Müdürüm. Bana bir tost, bir çay kapı ver. Tabii. Hadi. Abi istersen hemen tapuya geçebiliriz. Buyur abi. Anlaştığımız gibi. Ban kadem blok geçek hazırlattım. Hayırlı olsun. Eyvallah. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle otur. Sağ olun. Çok içime sindi bu ev. Rüya gibi. Hadi hemen tapuya geçelim. Bir an önce benim olsun istiyorum. Buyurun. Hiçbir şey anlamadım. Bir sıkıntı mı çıktı? Sinan bizi bulmak üzere mi? Ne oluyor? Gel Şefik gel. Buyurun. İyi iş çıkardın. Sinan'dan da tahsilat alınca bayağı düzlüğe çıkmış olacağız. Ne oluyor? Kurtulduk. Sinan geldi. Kimsin sen? Ne
bulurlar bizi, gelirler şimdi. Sinan! Sinan ablam, biz buradayız, gelin kurtarın bizi. Hiç ses yok. Numara yaptığını biliyordum. Kim bu herif? Neler çeviriyorsunuz siz? Seni ihbar edeceğim. Mahkemeyi kandırdın, geldin burada sefanı sürüyorsun. Nasıl bir ***sın sen? Sen kimsin be adam? Mahkumla konuşamazsın. Çek elini, sen kimsin? Asıl sen bu herifi dışarı! At! Ödeteceğim bunların hepsini size. Ne işler dönüyor burada? Çek elini, çek! Bırak, bırak! Bırak, ben kendim giderim, bırak! Bırak dedim! Bırak, çek elini, çek, çek elini. Sen de çek. Bunun hesabını vereceksiniz. Amirim, eve gitseydiniz. Çok yorgun gözüküyorsunuz. Şu işleri bir toparlayayım, gideceğim zaten ya. Nedir peki son durum? Bir şey çıktı mı bu kameralardan? Yani arkadaşlar bakıyor ama henüz bir şey yok tabii. Peki, sağ ol sana. Aradığınız rehineler Kaynaşlı Eskiköy yolu 5. kilometrede bir dağ evinde. Senem! Senem, helikopteri ayarla Senem! 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 Helikopteri ara, helikopteri, çıkıyoruz. Ha abi! Abi müjde, bizimkileri bulduk. Sen neredesin? Hadi gel, gidiyoruz helikopterle almaya, hadi. Emre, sen hemen fırla. Çık abiciğim, vakit kaybetmeyin. Alo Gökhan Bey. Buyurun Ahmet Bey. Şimdi Arzu Nihat'la klinikten çıktım. Enteresan şeyler oluyor. Ne gibi? Buluşunca konuşuruz. Sizden klinikte görevli birini araştırmanızı istiyorum. Tamam Ahmet Bey. Alayım bilgileri, arkadaşlara iletirim. Bir baksınlar. Güvenlik müdürü olarak çalışıyor. İsmini öğrenemedim. Tamam, hemen baktırıyorum. Hastanede bile... Neden hiç sesleri çıkmıyor bunların ya? Acaba öldürüp bir yere falan mı attılar bunları? Bizi arayan birileri değildi belki de. Belki de kendi aralarında öyle hesaplaşma yaşıyorlardı, bilmiyoruz ki. Aa, bak o da doğru. Ay ne oluyor be? Buldular bizi. Buldular. Bu sefer kesin buldular. Kurtulduk abla. Of Sinan ya, Sinan. Geldi Sinan, geldi. Gelin, gelin.
İyisinin birine bir şey yok. İyiyim iyiyim, bir şey yok. Ama çocukları çok merak ettim. Bir telefonunu verir misin, seslerini duyayım? Ablam. Ah Sinan Hanım, ah. Canım. Ah, ölümlerden döndük be Sinan Hanım, ah. Vallahi ne adaklar adadım biliyor musun? Yani şimdi başlasam o adakları bir senede bitiremem yani, o denli. Oh, çok şükür geldik ya, çok şükür geldik. Peki neler yaptın orada kaçak gelin, anlat bakayım. Vallahi iyiyiz ya, iyiyiz şimdi de. Vallahi öldüm öldüm, dirildim Sinan. Çok zordu yani. Neyse, çok şükür bunu da atlattık. Evet, çok şükür, çok şükür. Çok şükür, çok şükür. Ya abi. Ya biz şimdi buraya bir gittik. Tamam mı? Bunlar böyle sucuk gibi bağlanmışlar bile. Adamlar mı? He, kimisi de böyle yaralı falan. Paketlemişler, biz de aldık, kabul ettik tabii. Kim yapmış peki? Vallahi bu Nisa'nın dediğine göre bir tane motorlu gelmiş. Tak tak iki tane sıkmış, indirmiş bunları. Kimini kelepçelemiş falan filan. He. Yani adamın kafasında kask var. Hani kim olduğunu görememişler yani. Ne o ya? Yerli süper kahraman mı yapmışlar, anlamadım. Vallahi ben de anlamadım. İlginç. Ya Sinan'ım. Biz evimize mi gitsek? Ben bir soyunup döküneyim. Şöyle bir ayaklarımızı atayım. Ablam ya, böyle hazır hep beraber bir araya gelmişken direkt Zeynep'e gidelim. Orada da ayaklarını uzatırsın. Bir sıkıntı yok. Ha? Bir arada olalım ya. He. Ama vallahi benim ayakta duracak halim yok ya. Olmaz, siz önce beni bırakırsınız, sonra geçersiniz oraya. Tamam. Öyle yaparız olmadı. Oh, konuştum çok iyiymiş. Oh, çok şükür. Ha, çok iyi. Damat bey, hadi bakalım şu yarım kalan düğünü yapalım. Evet ya, hadi gidelim, hadi. Hadi. Hadi bakalım. Yani bu saate kadar inmiş olmaları lazım, değil mi? Yani oradan buraya helikopterle yarım saat. Hadi yarım saatte de eve gelseler. Ama önce emniyete uğrayıp ifade falan verecekler tabii. Değil mi? Bu münevverdir. Yok artık babacığım, kanın önce bir evine gider sanmam yani. Efendim? Baba, bu senin para götürdüğün çanta değil mi ya? Aa. Ne oluyor ya? Baba? Kim getirdi bu parayı? Bir motosikletli böyle gitti hızlı hızlı. Münevver ablacığım, seninle kaçırılmak büyük bir zevkti. Tekrar kaçırılmak dileğiyle. Hadi oradan be. Allah bir daha göstermesin vallahi. Aa. Bunlar kim orada böyle? Aa. Kapı bacağı da açık. Ne yapıyorsunuz siz orada? Ya hırsız. Abla dur bir dakika ya. Ne yapıyorsunuz siz ya? Çekilin oradan ya. Benim şeyim evimin önünde. Sakin ol. Allah Allah. Kimsiniz siz? Aa, Tolga? Tolga? Ne yapıyorsun sen? Müşteriye benim evimi mi gösteriyorsun? Ne yaptınız zannediyorsunuz siz burada be? Allah Allah. Kapı nasıl açık ya? Nasıl açtınız siz o kapıyı? Aa, deli misin? Nesin be kadın? Bu ev benim. Daha bugün tapudan aldım. Sinan Bey, kim bu kadın? Tapu. Buyurun, buyurun. Evet yani, vallahi gelmiş evime. Benim evimde. Münevver abla, Münevver abla, tamam. Tamam, bir şey yok, geçti, geçti. Sinan, tamam, tamam. Bir şey yok, geçti. Kendine gel, kendine gel. Sinan. Geçti.
İşte. İyi akşamlar, buyurun. Merhabalar, burada benim eski bir hastam yatıyor. Doktor Caner Bey'in gözetimindeydi. Arzu Kendir. Doktor Ahmet Çınarlı ben. Kısa bir süre önce ameliyat geçirmişti. Dikişlerin alınması lazım, bir de genel bir kontrol yapılacak. Caner'in eşi doğum yaptığı için benden rica etti. Sabah gelseydiniz keşke. Kimse yok bu saatte. Nöbette bir iki doktor var. Ben saatin hiç farkında değilim ki. Anca gelebildim bu kadar ameliyattan sonra. Sizin işiniz de zor doktor bey. Buyurun ben nöbetteki doktoru yönlendireyim size. O size eşlik etsin. Kim var nöbette? Salih bey. Salih bizim Salih. Tamam ben ararım, numarası ver bende. Siz hiç rahatsız olmayın. Yolu biliyor musunuz? Tabii hemen şurada değil mi? Teşekkürler. Sağ olun doktor bey. Kolay gelsin. Teşekkürler. Nerede kaldın? Hesap sormaya geleceğimi biliyordun değil mi? Tabii. Kim o adam? Ne işin olur senin o adamla? Sen kimsin? Sana ne? Sen ne hakla hesap soruyorsun bana? Vay vay vay. Şimdi böyle mi olduk? O zaman ben hatırlatayım sana kim olduğumu. Senin yaptıkların yüzünden buradayım şu an ben. Bana bak. Hayatıma yeni bir yön vermeye çalışıyorum. Sen de benim en büyük düşmanımsın. Unutma bunu. Hayatına yeni bir yön vermeye mi çalışıyorsun? Bu olmaz o iş. Nasıl vereceksin hayatına yön? Yaparak mı? Defol git buradan. Defol git. Sakın bir daha buraya gelip benim odama falan girmeye çalışma. Şimdi avazım çıktığı kadar bağırırım. O doktorluğunu moktorluğunu da yakarım senin. Defol git. Beni düşün. Tekrar geleceğim. Erol da kıvama geldiğine göre artık iş başı yapmamak değil. Ya giden ev olsun be münevverim be. Giden ev olsun ya.
Sana söz veriyorum. Yarın sabah çıkacağım, sana bu evin aynını alacağım. Hatta ne aynını ya? Daha iyisini alacağım. Söz diyorum ya, söz. Hem benim paralar da geri geldi. Evet, o da ayrı bir gizem ya. Hadi bakalım. Ablacığım, bu kadar takmasan mı acaba? Hem yeni bir ev, yeni bir hayat. Beraber yepyeni bir hayata başlayacaksınız. Yeni ev daha tatlı olur. Ya demek bak Sinan abi de korkmuş. Hem şimdi bir insandan canını istesen, malını istesen ne verecek? Malı verecek. Abla! Ya Münevver abla korkutma bizi. Ne olur konuş, bağır, çağır, bir şey söyle. Ablacığım, sen yatsan mı acaba? Hem sabaha daha iyi hissedersin kendini belki. Sinan, senin evin benim yanım. Münevver ablanın da öyle. Bak kadın burada daha kötü oluyor. Hadi toplanıp bize gidelim. Yok. Sen ablamı al git. Sen beni hayatında istemedin. Ben şimdi kalkıp seninle nasıl geleyim? Eve gel demiyorum zaten. Kalbime gel diyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.